Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an hidayettir sözü ne anlama geliyor? Kur'an hidayettir. Şöyle geçiyor Bakara suresinin başında. Huden lil muttaqin, Takva sahipleri için hidayettir. Huden kelimesi burada mastar olarak geçmiş. Yani Kur'an'da hidayet olmayan hiçbir şey yok anlamına gelir. Mağsa hidayettir. Buna bir örnek vermek gerekirse şöyle anlatmaya çalışalım. Mesela bir insana ilim denirse ilim. Ha bu insan tepeden tırnağa ilimdir demek. Ama alim deseniz ilim sahibi denir. Demek ki mastardan yapılınca her şeyiyle o olduğu anlamına geliyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de insanlara yol göstermeyen, insanlara huzur saadet vermeyen İnsanları istikamete götürmeyen hiçbir şey yok. Öyleyse tepeden tırnağa hidayettir. İkincisi, insanların ihtiyaç duyduğu her şey Kur'an'da vardır. Çünkü ya açık olarak vardır, ya özet olarak, ya ima ve işaret olarak vardır, mutlaka vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklaması da Kur'an'dan anladıklarıdır. Dolayısıyla Kur'an Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamaları ve yaşantısıyla birleştirdiğimizde tepeden tırnağa hidayettir, saadettir, mutluluktur. Ve insanların bütün hayat yönlerine, bütün tabakalardaki çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine, aliminden cahiline, en ami bir müminden peygamberine varıncaya kadar herkese hidayet kaynağıdır, rehberdir, ve önderdir ve liderdir. Öyleyse bunun zıttı dalalettir. Zulümat ve karanlıktır. Yani Kur'an'a uyanlar hidayettedir, uymayanlar dalalettedir. Kur'an'a uyanlar saadettedir, uymayanlar sıkıntıda ve şekavettedir. Şu halde Kur'an her açıdan, her yönden ve her insana her dönemde her zaman da hidayettir, saadettir, mutluluktur. Kur'an-ı Kerim zaman geçmekle özelliğini kaybetmez. Mesela güneş üzerinden milyonlarca yıl geçmesine rağmen önemini, değerini kaybetmiş mi? Su, Hz. Adem zamanındaki değerini bugün kaybetmiş mi? Göz, Hz. Adem'e lazımdı. Bugünkü insanlara lazım değil diyerek Değeri kaybettiği söylenebilir mi? İşte güneşi yaratan Allah bütün dönemlerde bütün insanlara nasıl muhtaç kılmışsa insanları güneşe, nasıl suya canlılar muhtaç kılmışsa, nasıl insanlara bu göz nimetini lütfetmiş ve insanlar göze muhtaçsa, Allah'ın kelamı olan Kur'an'da bütün asırlarda bütün insanlara aynı tazelikle, aynı güzellikle genç kalmış ve ve herkes ona muhtaçtır. Her dönemde zaman geçmekle, asır değişmekle, dönem gitmekle insanlar ahir zamana geldik, teknoloji gelişti demekle onlara muhtaç değil denilemez. Aksine daha çok muhtaçtırlar ve daha çok ihtiyaçları vardır. Şu halde Kur'an her dönemde, her zamanda, herkese ve her gününde, her anında hidayettir. Kim ona uymazsa dalalettedir. Sapıklıktadır, karanlıktadır ve huzur saadetin mahrumudur.